Herkese selamlar. Bu videoda dışarıdan girilen 2 adet sayı arasında kalan sayıların toplamını veren kodları yazacağız. Tabii bu bir seri şeklinde olacak. Bu ikisinin toplamını, iki sayı arasındaki girilen sayıların toplamını ver ve karelerinin toplamını ver şeklinde. Bu daha bu şekilde uzayacak birkaç şey daha var. Onları da yapacağım. Şimdi ilk olarak toplamını verme metoduyla başlayacağız. Ama ondan önce birkaç işlem daha var vermek istediğim. Bir, bu girilen sayıların sayı olduğunu anlamak olacak en önemlisi. Diğerleri iki tane daha var ama bu çok basit şeyler. Biri listbox'a ekleme, biri listbox'ı temizleme metodu olacak. Onlar zaten önemli değil. İlk olarak şöyle bir load eventini oluştursun. Şimdi arkadaşlar biz burada istiyoruz ki girilen sayıların, girilen değerlerin sayı mı değil mi olduğunu anlasın. Bunu da bool değer olarak versin diyoruz. Bool dedik. Sayısal kontrol diyorum. Şimdi parametre olarak almayacağım. Direkt textbox'ların özelliklerine bakacağım. Şimdi öncelikle bir try metodu açıyorum. Try metodu diyorum. Try catch kontrolü açıyoruz. Şimdi biz burada ilk yapacağımız şey bir kontrol yapacağız. Mesela olsun şöyle iki tane bir sayı açalım. Double sayı 1 0 sayı 2 eşittir 0 olsun. Diyoruz ki sayı 1 eşittir convert to int 32 txt ilk sayı nokta text diyor. Şimdi burada ben bir convert işlemi yaptım. Dedim ki ilk sayı textbox'ın içindeki değeri convert et dedim. Ama bu ne derken de bir try yazdım. Try içine koydum ki bunu kontrol etsin. Burada bir hata çıkarsa yakala. Hangi hata çıkarsa format exception hatası çıkarsın. Yani içeriye atıyorum ben oraya A yazdım. A bir sayısal değer değildir. Bir double değer değildir. Birin anlamı hani başlığı format exception. Yani format bozuk, format uygun değil, format doğru değil demek anlamına geliyor. O yüzden format exception da bunu yakalayabiliyoruz. Eğer yakalarsa ne yapsın? Bize bir mesaj versin. Desin ki İlk sayı alanına girilen değer sayısal bir değer değildir. Lütfen sayısal bir değer giriniz dedik. Show dedik. Aynı zamanda show yazmayı yapmışız. Şimdi burada iki tane kontrolümüz olduğu için sayı 2 diyorum. Buna da ikinci sayı diyorum. Kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi burada benim şunu kontrol etmem lazım. İkisinin de sayılması gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Dedim ki bool sayı 1 aynı şekilde sayı 2 dedim. Tabi edersem hata verir. Ne diyelim? Şöyle olsun. Kontrol 1, kontrol 2. Eğer başarılı bir şekilde convert işlemi gerçekleşirse true olsun bu. Gerçekleşmez ise false olsun. Aynı şekilde bu da sayı 2 kontrolü true olsun. Olsun. If diyorum. Sayı 1 K ve sayı K 2 diyorum. Return. Bu anlatacağım birazdan arkadaşlar. Return true. Şunlara gerek yok. Else return false.
Şimdi arkadaşlar if true false zaten kontrol eder. If tap tap dediğim zaman bakın direkt true der. Yani bu sonsuz döngüye döner mesela. Hani burada bir durum arar. Durum sonucu arar. Doğru yanlış arar. Yani bir eşitlik. Yani atıyorum ne diyelim? Say 2k eşittir true ile benim yapıştırayım. Bu aynı şeydir arkadaşlar. O yüzden burada eşittir true eşittir true dememe gerek yok. Hatta şunu bile yapabilirim. Bu normalde bu şekilde kullanırız ama şunu da destekleyecektir. Neden destekleyecektir? Çünkü bu ikiz. Şöyle anlatayım. Şimdi bu true false zaten. Bu bool bir değer. Bool bir değişken. True ya da false tutacak. Bu da bool bir değişken. İkisi de true ise true. Yani ikisinden biri false ise false dönder demek yerine bu ikisinin karşılaştırmasına da bakar. İkisi de true ise true değer döner. İkisinden birisi false ise false döner. Değer dönmesi gerekiyor. Yani öyle bir beklentim var. Hemen bir deneyelim. Hani döner diye bekliyorum. Emin olmamakla birlikte. Ben normalde bu şekilde yazıyorum da. Bu da aklıma geldi. Şu an bir denemek istedim. Hemen deneyelim. Sayısal kontrol dedim. Hemen bakalım. Değil zaten mesaj verecek. Direkt sadece metodu çalıştırmamız yeterli. 1 A olsun. Ama şöyle bir şey yapmam lazım. Buraya girmemesi gerekiyor. Yani boş mesajı baksın çıkmaması gerekiyor. Şu durumda. Tabii şöyle yapmamız lazım. 1 A dedim. Bak çıktı. Düşündüğüm gibi olmadı. O yüzden geçen bir yerde görmüştüm de böyle bir kod denemek istedim. Oluyor sanırım diye. Tamam. Bu şekilde olacak. Şöyle hemen deneyelim. Bir dakika ya. Önce şunlar bir double olsun. Bakıyorum. Heh, pardon arkadaşlar. Şurası true kalmış. Evet. Şimdi deneyeyim şurayı bir dakika. Şimdi burası çalışmayacak arkadaşlar. Return'dan sonrası çalışmaz kodlar. Böyle bir bu şekilde bir metot kullandıysanız return'dan sonrası görme. Zaten hatta yeşil bir şekilde altını çizer. Erişilemeyen kod der burada. Erişilemiyordur buraya. Yani buraya hiçbir zaman inmez. Evet oldu. Evet oluyormuş. Evet düşünün doğruymuş. Bu şekilde kalsın. Yani aslında kodları ne kadar kısalttığımızı burada görebiliyorsunuz. Sadece bunu bile. Ne kadar kısa kod kullanıyoruz. Şimdi sayısal kontrol dedik. Bu metodumuzu yazdık. Çalışıyoruz. Şimdi iki tane daha metot yazacağız. Void isteği ekle. Bir object değer alsın. Box 1 items add dedim. Ekle dedim. Aynı şekilde işte temizle. Temizle diyorum. Bu da items clear olacak.
Şimdi temizleyi buraya koyalım. Ver butona bastım. Butona bastım da bir kere temizlesin varsa. Sonra devam etsin. Eğer sayısal kontrollerden hepsi geçtiyse ve true döndüyse işleme devam et diyoruz. Şimdi bir sonuç değişkeni tanımlayacağız. Tabloyu sonuç. Sonuç. Tamam. Şimdi for döngüsü açıyoruz. Buradaki sayımız hangi sayı olacak? Sayı 1 olacak. Niye bunu sayı 1 kullanıyorum? Çünkü ben burada bir kere zaten convert ettim. Buraya aldım. Tekrar tekrar bunu işlem yapmama gerek yok. Değişken kullanmamın sebebi bu burada. Ben bunu başarılı bir şekilde convert edildiyse, yani sayısal değer girildiyse sayı 1 atamasını yaptım ve buradan kullanacağım. Tabii bunu bir kere convert şöyle bir şey yapsam, bunu double kullansam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sayı 1'den başlayacak. Nereye kadar? Sayı 2'ye kadar. Ve eşitlik istiyoruz. Eşit olsun. Yani 1 ile 10 arası dersen 1 ile 10 arasını versin bana. 1 ile 9 arasını vermesin. Sonuç değişkenine artı eşittir iyi diyorum. Ne yaptım ben? İyi diyelim. Mesela 5, 1 ile 10 arası ya 1, 2, 3, 4 bunları bana verecek. Sonra listeye ekledim. Her adımda ben görmek istediğim için bu şekilde kullanıyorum. Buradaki sıkıntımız arkadaşlar hiçbir değer ataması yapmadı diyor. Bir değer olmadığı için yani şimdi sayı değer olmadığı için ekleyemiyor. Bir işlem yapamıyor üzerinde. Bir de döngü bittikten sonra sonucu ekle. Ona da bana özellikle belirt sonuç su gösterdiğini. Şu an tamam olması gerekiyor. Start diyoruz. 1 ile 10 arası zaten yazılı. Toplamını ver. Bakın 55 zaten bir tane kazanın toplamı her zaman 55 olur. Hatta şöyle bir bakalım yine de emin olalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10 artı. Evet 55 yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar iki sayı arasında kalan sayıların toplamını ver işlemini yapmış olduk. 101'den 100'e kadar sayıların toplamı 5050 yapıyormuş. Hepsini toplarsak. Ya şurası o 1'den 10'a kadar zaten. Evet arkadaşlar. Burayı bir sonraki videoda vereceğim. Yani bu ayrı ayrı dersler eklemek için ayrı ayrı olması daha güzel olacaktır. Bu ders bu kadar. Bu video bu kadar. Diğer videolarda görüşelim. Bay bay.